sevgili dostlar, Mersin Demirspor testlerindeyiz. Yanımda Mehmet Akar hocam var, aynı zamanda kulüp başkanı. Merhaba hocam. Merhaba. Mersin Demirspor'dan biraz bahsedelim hocam. Mersin Demirspor ne zaman aldınız? Hangi kategorilerde giriyorsunuz? Onlar hakkında biraz bilgi verirseniz bize. Mersin Demirspor bildiğiniz gibi Mersin'in en eski kulüplerinden bir tanesi. 1942 yılında kurulmuş. 3. Lig'de yer almış, Türkiye Kupası'nda oynamış. Tarihi olan bir kulübümüz. Bizim Mersin Demirspor olmamızdaki sebep bu takımın ismini yaşatmak, liglerde tekrar varoluşunu sergilemek. Bu bağlamda 11 yaş grubundan A takıma kadar, yani 9 kategoride lige giriyoruz. Amacımız oyuncu yetiştirmek, Mersin'e, ülkemize genç, yetenekli oyuncuları kazandırmak. Öncelikle hedefimiz bu. Bu bağlamda gerek Tanif Şimşek hocam, gerek Sedat Işık hocam ve beraber çalışıyoruz. İşte bu yıl, geçen yıl 19'da şampiyon olduk, birinci kümeye çıktık. Bu yıl hedefimiz bir alt kategoride 14'te playoff oynayacağız. Önemli olan çocuklarımızı orada test etmek, gelişimlerini takip etmek. Kazanmaktan önce bizim takip ettiğimiz olaylar bunlar. Çok baktığım kadarıyla saygılılar. Birbirlerine karşı herhangi bir hakaret, herhangi bir ses yükseltme gibi bir şey yok. Bunu nasıl sağladınız hocam? Bunu dikkat ederseniz bizim ablemimizin önünde Demirspor ablemi var. 1942. Biz kulübe alırken şunu söyledik Demirsporlara, kulübe aldığımız şahıslara. Biz Demirspor tarihine bağlı kalacağız. Demirspor örf adetlerini, geleneklerini sürdüreceğiz. Bu anlamda biz kendi hırsımıza yenik düştüğümüzde, yanlış yaptığımızda bize gelip bunun hesabını sorabilirsiniz dedik. Renklerine, tarihine, kültürüne bağlı olmamız lazım. Kulübe aldığımda Demirsporlar neden kurulmuş, niçin kurulmuş, tarihini inceledik. Demirsporlar bildiğiniz üzere 500'den fazla müessese işçisi çalıştıran kurumlar, antrenör tutmak, kendi çalışanların spor yaptırmak amacıyla kurulmuş. Daha sonra kulüpleşmiş. Kulüpleşmişteki amaç şu, yöre halkının, gençlerinin, çocuklarının devletin sosyal tesislerinden faydalanmasını sağlamak. Siz de takdir edersiniz, özelleşmeden sonra Demirspor bir gençlik kulübü olmuş. Kendi ayakları üzerine duran, işte biz de Çayspor'dan daha önce geldiğimiz işte, bugünkü Akdeniz Belediyespor'un gelişi Çayspor. O tarihlerden geliyoruz. Sağ olsun sponsorlar demeyeyim de duyarlı iş adamlarının destekleriyle ayakta duruyor. Bu bağlamda sizin aracınızla herkese teşekkür ederim. Kim bir taş üstüne koyuyorsa spor için, bu demir spor için de olabilir, diğer kulüpler için de hepsine sizin aracınızla teşekkür etmiş olayım. Ben teşekkür ederim hocam. Bu 14'te bu sene playofflara kaldınız. Playofflar için ne diyeceksiniz? Onun hakkında da biraz ufak tefek bilgiler alalım. Biz oyuncularımıza şunu söylüyoruz. Maçın sonunda maça başlarken gibi terk edebilirim. Gerek yenelim, yenilelim, berabere kalalım. Dostluktan kesinlikle taviz vermeyelim. Çünkü bizim oynadığımız müsabakalarda Demirspor'da daha önce top oynamış, Demirspor'la özleşmiş, emek vermiş insanlar bizleri gördüğünce gurur duysunlar. Sadece galibiyet üzerinde değil, davranış üzerinden. Bizim kulübümüz bir aile ortamı. Siz de takdir ettiniz. Çocuklar gelirken hepsi birbirlerini sıkar, birbirinin hal hatırını sorar. Biz lige girerken 3 kategoriden başladık. İşte 2. yılımızda 9 kategoriden. Önümüzdeki seneki hedefimiz şu. Biz önümüzdeki sene en büyük oyuncumuz 2004 doğumlu tutacağız. Diğer 2001, 2002, 2003 oyuncularımız da gerek profesyonel takım o düzeyde ise, değilse kendi ilimizdeki takımlara yönlendireceğiz. Orada hayatlarını devam ettirecekler. Biz yine yetiştirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ilginizden dolayı. Sağ olun, buraya kadar yoruldunuz, geldiniz. Teşekkürler hocam.